Sayın Başkanım. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun düzenli bir şekilde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarında vatandaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Bekir Aksun mahalle toplantılarına Kavak Yolu, Keklik Kayası ve Paşa mahalleleriyle devam etti. Erzincan Belediyesi tarafından mahalleli soruyor, başkan cevaplıyor sloganıyla başlatılan ve yoğun ilgi gören mahalle toplantılarının 22.si Kavak Yolu, Keklik Kayası ve Paşa mahallesi sakinlerinin katılımı ile Şehit Nazmi Er Murat İlkokulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra 3 yıl içerisinde Erzincan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve planlanan projelerin anlatıldığı tanıtım videosu izlendi. Birçok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış Erzincan, gelişimini sürdürürken kültürünü koruyarak gülen yüzlü insanları tarihi ve doğasıyla Anadolu'nun doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan göz bebeğidir. Toplam nüfusu 237.551 olan Erzincan, ülkemizin geleceğe umutla bakan şehirlerinden biridir. 31 Mart 2019 seçimleri öncesi 24 mahalle, 30 hektar ve 98.500 nüfusa hizmet veren Erzincan Belediyesi, 1 Nisan sabahı itibariyle 73 mahalle, 32.000 hektar ve 149.272 nüfusa hizmet vermeye başlamıştır. Programda konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Kavak Yolu, Keklik Kayası ve Paşa Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Geçen süre içerisinde Paşa Mahallemizde 2179 ton asfalt serimi gerçekleştirilmiştir. Kavak Yolu Mahallemizde 774 ton asfalt serimi yapılmıştır. Keklik Kayası bölgesinde de 4682 ton asfalt olmak üzere bu bölgede toplam 7635 ton asfalt yol çalışması yapılmıştır. 3 mahallemizde toplam 4571 metrekare kilit parke, kaldırım ve yol çalışması gerçekleştirilmiştir. Asfalt ve kaldırım eksiği bulunan yerlerin tamamlanması 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir. Mahallemizde yeni yapılan 3 adet binaya süre kanalizasyon bağlantısı yapılmış olup toplamda 400 adet kanalizasyon arızasına müdahale edilmiş, 250 adet de kuyu çekimi işlemi gerçekleştirilmiştir. Kavak Yolu Mahallemizde 3 adet yeni park yapılmış, mevcut parklarımızın da onarımları gerçekleştirilmiştir. Temizlik, ulaşım, su kanalizasyon, ilaçlama ve sulama gibi işlemlerimiz, hizmetlerimiz planlı bir şekilde devam etmektedir. Kavak Yolu Mahallesi Muhtarı Turabi Baydan, Keklik Kayası Mahallesi Muhtarı İnan Dağdeviren ve Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Demir ise konuşmalarında mahallelerinde yapılmasını istedikleri işler hakkında isteklerini anlatarak toplantının yapılmasından dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksun'a da teşekkür ettiler. Keklik Kayası Paşa Mahallesi sakinleri, mahalle sor, başkanımız cevaplıyor, programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Belediye Başkanım, değerli belediyemiz meclis üyeleri, değerli başkan yardımcılarım, Keklik Kayası, Paşa Mahallesi ve Kavak Yolu sakinleri, belediyemizin düzenlemiş olduğu mahalleleri soruyor, başkan cevaplıyor programına. Hepiniz hoş geldiniz, saygılarımı sunarım. Tüm misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkram Başkanım bir konuya değinmedi, onu da ben değineyim. Bu bizim Hancı Mahallesi'nden gelen bir su kanalımız var. 600 metre. Yani bahçe sularımız gelmiyordu. Allah razı olsun. Tüm beldemiz, mahallelerimiz adına, atamuzlarıma da, belediye başkanımıza da, ekibine de çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Programda konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Salih Aksu ise vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Bekir Aksu'na teşekkür etti. Belediye Başkanımız 2019'da devraldığı günden bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri, yatırımları hep beraber izledik. Gerçekten şehrimizi çok güzel hizmetler etti, çok güzel yatırımlar yaptı ve bundan sonra da yapacağının ifadesidir. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin üretken belediyecilik anlayışıyla, üreten, ürettiğini halkıyla, şehriye, hizmete dönüştüren bir anlayışla Sayın Belediye Başkanımız bunların fazlasıyla yaptığına inanıyorum. İl teşkilatı olarak
sonuna kadar arkasında olduğumuzu, yanında olduğumuzu, desteklediğimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerim, ben fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu mübarek gün akşamında Cumanız da hayırlı olsun diliyorum. Bu anlayışla Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Belediye Başkanı Bekir Aksun ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Ve mesai arkadaşlar, hepiniz böyle bir davetimize icabet ettiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Erzincan her yerleşkesiyle bir başka güzel, bir başka anlam ifade etmekte. Kavak yolunda da ilk geldiğimizde, sizlere müracaat ettiğimizde, yapabileceklerimizi anlattığımızda bana razı olsun. Sizler de güven duydunuz, bizlere onay verdiniz. Sizlerin bu güvenine layık olmak için elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Değerli hemşehrilerim, yani biz Erzincan'a yapmış olduğumuz yatırımlarda şunu ifade ediyoruz. Evraklara imza atmıyoruz. Biz Erzincan'a imza atıyoruz projelerimizle. Erzincan şimdiye kadar 40 yıllık problemlerini çözerek geliyoruz. Belediyemizde ise asfaltlama çalışmalarından tutun diğer altyapı çalışmalarına kadar birçok iş değişimi yaptık ama daha birçok ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. İnşallah onları sizden dinlemek, sizlerin önerilerini almak için şimdi birlikte olacağız. Sizi fazla tutmamak adına hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi. Mahalle halkının istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Aksun, başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların sorularını cevaplandırdılar. Başkanlarım, Kavak yolu beldesine teşrif ettiğiniz için, vatandaşları dinlediğiniz için sizlere ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok şükür geziyoruz. Haklısın, orayı kapattık. Eğer dökme gibi bir eğilimi olan olursa, eğer haberimiz olursa müdahale ederiz. Doğru, geldiğimizde yalnız o alanı Çevre Şehircilik Bakanlığımız 550 bin metrekarelik bir millet bahçesi projesi var. Bunun 70 bin metrekaresini yaptı. 480 bin metrekaresini de inşallah ekonomimiz belli bir ivme kazandığı zaman gerçekleşecek. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Programın son bölümünde ise Kavak Yolu Mahallesi Muhtarı Turabi Baydan, Kekli Kayası Mahallesi Muhtarı İnan Bağdeviren ve Paşa Mahallesi Muhtarı Recep Demir Belediye Başkanı Bekir Aksun'a mahallelerinde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiler. Bütün mesai arkadaşlarım adına alıyorum. Paşa Mahallesi Muhtarımız Sayın Recep Demir'e plaketi. Yine tüm mesai arkadaşlarım adına alıp kabul ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendi Kayası Mahallesi Muhtarımız Sayın İlhan Bağdeviren. Çok teşekkür ederim muhtarım. Başkanım hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Ziraat Odası Başkan Adayı Yalçın Akdağ, Ereteş TV'ye bir ziyarette bulundu. Eski Ziraat Odası Başkanı Tamer Giyey'in, Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiği başkanlık görevine aday adayı olduğunu belirten Yalçın Akdağ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Birol Dağ ile bir süre sohbet etti. Akdağ, Erzincan'da tarım marketi açacağız dedi. Duydum daha doğrusu. Ben bu görevi 2015'ten beri yapıyorum daha doğrusu. Tamer Bey'le beraber. Devamında Tamer Bey'in... Tamer Bey'in başkanlar bitirdi. Tabii. Tamer Bey milletvekili adayı olmasından dolayı ben de odanın zaten yönetim kurulunda vardım, muhasip üyesiydim. 8 yılda bu görevi yapmaktaydım. Tamer Bey'in milletvekili adayı olmasıyla beraber benim de yönetim kurulu başkanına genel seçimlerde aday olmama gerektirdi. Bundan dolayı aday oldum. Bu gereksinimle dolayı daha doğrusu aday olmak gereği duydum. Bir de bilgi ve birikimlerime dayanarak oldum. Tabii siz de bilgi birikimler de var yani. Muhtarlık yaptınız. Hangi dönemde bunu şimdiye kadar? Ben şöyle diyeyim, 2004-2019 yıllarına kadar 3 dönem muhtarlık yapmış oldum. Bu muhtarlık görevim dahilinde aynı zamanda
6 yıl Sosyal Yazma ve Denme Vakfı'nda mütevelli heyetliği yapmış oldum. Bu esnada muhtarlığım görevindeyimde 4 dönem Köleler Hizmet Yönetimi Birliği'nde encümenlik yapmış oldum. Devamında Sual Birliği'nde 2 dönem yapmış oldum encümenlik. Şimdi şu anda 8 yıldır El Nazirat Odası Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda muhasip üye görevini yapmaktayım. Peki Ziraat Odası'na başkan olursanız nelerdir, neler yapmak istiyorsunuz? Efendim Ziraat Odamıza başkan... Veya çiftçilerimize mesajınız nedir? Ziraat Odamıza başkan olursam bu esnada ilk düşündüklerim şunlardır. Kesinlikle El Ziraat Odası'nın tarım marketini açmak zorundayız. Neden derseniz, çiftçi de sadece El Ziraat Odası'na gelip de çiftçi kayıt belgesi alıp da aidatları ödemek geri olmaması bilmeleri gerekiyor. Bu da şöyle demek istiyorum. Kesinlikle tarım market olması gerek. Çiftçiye burada ziraat odamızın büyük katkıya sağlanması lazım. Yani şu andaki projelerimiz bu. Ama devamında da projelerimiz çok. Onlar da inşallah seçimden sonraki süreçte bizim yönetim kurulu üyelerimiz ve meclis üyelerimizle beraber bunları hayata geçirmeye birebir geçirmeye çalışacağız. Yani evet. Diyorsunuz ki biz çiftçimize, köylümüze yardım etmek için, destek için mutlaka geliyoruz. Mutlaka şöyle demek istiyorum. Benim kazanmam pek önemli değil. Evet. Şöyle demek istiyorum. Bir insan tabii kazanmak ister. Tabii. Ama ben bunu kendi daha önce paylaşmada da yazdım. Patronlar çiftçiler diyor. Biz patronların hizmetçisi olmak istiyoruz. Onun için kesinlikle benim kazanmam pek önemli değil. Burada çiftçinin kazanması daha önemlidir. Çiftçiye bütün imkanları ve olanakları sunmak zorundayız. O da olarak. Düşüncemiz bu. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben de. Erzincan il genelinde devam eden asayiş uygulamaları kapsamında 36 sürücüye toplamda 78.521 lira idari para cezası uygulandı. Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Bu bakımdan 1-19 Ocak tarihleri arasında Erzincan il genelinde genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 8.324 şahsın GBT, KİHB'i, UYAP sorgulaması, 2356 aracın denetim ve kontrolü yapılarak 5 araç sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan 2180 lira, 1 araç sürücüsüne tescilli aracı plakasız kullanmaktan 6890 lira, 9 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarmaktan 8559 lira, 2 araç sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men edilen araca izin verilen sürenin sonunda aracın muayenesi yapılmadığı trafiğe çıkarmaktan 3958 lira, 2 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak ve kullandırmaktan 16380 lira, 1 araç sürücüsüne araçlarda nicelik ve nitelikleri yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamaktan 1979 lira, 3 araç sürücüsüne trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 2853 lira, 3 araç sürücüsüne trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan 1308 lira. 2 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmasından 8128 lira. 2 araç sürücüsüne araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteğinde göstermemekten 1902 lira. 6 araç sürücüsüne hususi otomobil 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmaktan 24.384 lira. 5 şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmış, 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türk Polis Teşkilatı olarak başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.
Erzincan'da Söğütözü köyünde bulunan İle de France ve Suffolk ırkı koyunlar küpelendi. Söğütözü köyünde Musa Kaya'nın yetiştirdiği koyunların tespit ve küpeleme faaliyetleri görülmeye değerdi. Küpeleme faaliyetlerine Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de katıldı. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.